Şu anda siz bu videoyu izlerken bir yerlerde sessiz sedasız içinde yaşadığımız dünyanın bir kopyasını yapıyorlar. Amaçları gerçek dünya ile bu kopya dünyayı birleştirmek. Peki ne işe yarayacak böyle bir şey? İşte asıl soru da bu zaten. Büyük bir ihtimalle internetin ve sosyal medyanın yerine geçecek ama şimdilik bir basket sahasının etrafına toplanmış insanları şaşırtmakla yetiniyor. Az önce izlediğimiz şey size çok da şaşırtıcı, çarpıcı gelmemiş olabilir. Yıllardır televizyonlarda, sinemalarda bunları zaten görüyoruz. Ama işin püf noktası da bu zaten. O dizilerde, filmlerde izlediğimiz şey iki boyutlu bir camın, perdenin arkasından bize kendi dünyasını gösteriyor. Bizimkini değil. Mesela şu anda bu videoyu elinizdeki cep telefonundan ya da bilgisayarınızdan, televizyonunuzdan izliyorsunuz. Ben kendi stüdyomdayım. Siz kendi odanızda. Peki ya ben de sizin odanıza en azından bir görüntü olarak kalkıp gelip köşedeki sandalyenize oturabilseydim nasıl olurdu? Ya da en sevdiğiniz film kahramanları bir uzay gemisinin değil de sizin kapınızdan içeri girseydi, odanızın içinde dolaşsaydı, masanızın üstüne bir şeyler koysaydı. Az önceki balinanın basket sahasına girmesi gibi iki farklı dünya birleşmiş olurdu. İşte bu konsept biraz augmented reality, artırılmış gerçeklik, biraz da virtual reality, sanal gerçekliğe benziyor. Tam olarak mixed reality adı veriliyor. Karışık gerçeklik diye tercüme edebiliriz. Bunun biraz felsefi bir tanımı daha var. Ayna dünya. Bu ismi Yale Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü David Glanter ta 1991 yılında yazdığı bir kitapta vermiş. Gerçek dünyanın dijital yansıması olarak tarif edebiliriz. Gerçek dünyadaki her yer ve her şey bu ayna dünyada da karşılığını bulacak. Bir kopyası yapılacak. Aslında kısmen yapıldığı da diyebiliriz. Geçen haftaki videomda sizlere Google Maps'le dünyanın pek çok yerinin sokaklarında dolaşabileceğinizi söylemiştim. Hatta dağlara tırmanabileceğinizi. Eskiden bizim zamanımızda atlaslar vardı, böyle kocaman ciltli sayfalarını karıştırdığınız zaman kıtaların, bölgelerin, ülkelerin çeşitli yerlerini görürdünüz. Bu yeni dijital haritalar o kadar detaylı ki bırakın öyle 50-60 sayfada bazı yerleri göstermeyi, dünyanın tamamının dijital bir kopyası büyüklüğünde. Ve ayna dünya kavramının ilk örnekleri de bunlar. Microsoft Virtual Earth ya da Google Earth gibi uygulamalarla kentlere sadece sokak sokak değil, bina bina bile bakabiliyorsunuz. Öte yandan Slovakya'da Bratislava kentinde geliştirilmekte olan bir oyun motoru, daha doğrusu gezegen motoru Antiworld, dünyanın birebir büyüklükteki kopyasını çıkarmış durumda. Dünyanın tüm dağlarını, denizlerini gerçeğe çok yakın bir şekilde görebiliyorsunuz. Büyük şehirlerin neredeyse tamamı bu tür dijital haritalarda yeniden oluşturulmuş durumda. Çok yakın bir gelecekte o binaların içindeki, odaların içindeki, mobilyaların üstündeki bardakların bile kopyası yapılacak. Kopyası yapılmayan nesneler de etiketlenecek, kategorileştirilecek, kategorize edilecek ya da metadatayla zenginleştirilecek. Bu nesneler birbirleriyle iletişime, etkileşime geçebilecek. Böylece siz bir gözlük takıp o dünyaya geçiş yapınca oradaki nesnelerle dilediğinizi yapabileceksiniz. Mesela odanızı bir müzik stüdyosuna çevirip içindeki eşyaları da bir enstrümana dönüştürebileceksiniz. Hani o mobilyanın üstündeki bardakları. Şimdi bunlar hep böyle bir hayal gibi geliyor olabilir ama az önce gösterdiğim örnek çoktan gerçekleştirildi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki teknoloji şirketleri harıl harıl bu yeni ayna dünyayı inşa etmek için çalışıyor. Az önce gösterdiğim gözlük daha geçen yaz piyasaya çıktı. Magic Leap diye adını sanını duymadığımız Florida'daki minik bir startup tarafından geliştirildi. Ve bu şirket daha ürünü, o gözlüğü çıkarmadan 2.3 milyar dolar yatırım aldı. Şimdiki piyasa değerinin 6.3 milyar dolar olarak hesaplandığını söyleyebilirim. 6.3 milyar dolar, öyle kulağa çok basit bir rakam gibi geliyor ama şirket Türkiye'de olsaydı bu değerleme ile 5. sıraya yerleşirdi. Peki kim bu kadar para harcıyor? Daha ürünü bile ortaya yeni çıkmış bir şirkete bu kadar yatırım yapıyor. Tabii ki ABD'nin teknoloji devi Google ve Çin'in teknoloji devi Alibaba gibi şirketler.
kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek gerektiğini en iyi bilenler. Evet, bu devler ayna dünya için çalışan minik cüceleri bulup keşfetmek, onları devşirmek telaşına düştüler bugünlerde. Zaten o kadar aldıkları yatırımı da parayı da bu işlere harcıyorlar. Yeteneği ve zekayı bulmaya. Dünyanın en yetenekli insanları ve şirketleriyle işbirliği yapıyorlar. Böyle üç boyutlu bir ayna dünyayı inşa etmek için neye ihtiyaç varsa onu buluyorlar. Mesela Veta şirketiyle çalışalım diyorlar. Ünlü yönetmen Peter Jackson'ın Yeni Zelanda'da kurduğu bu şirket Yüzüklerin Efendisi'ndeki dünyayı inşa etmişti. Çok ilginç değil mi? Orada da Frodo bir gözlükle değil de yüzükle ayna dünyaya geçiş yapıyordu. Sihirli bir dünya inşa etmek için başka neye ihtiyaç var? Görsel efektlere. O zaman bu konuda dünyanın en iyi şirketlerinden Industrial Light and Magic'ten John Gaeta'yı bize transfer edelim diyorlar. Peki John Gaeta kimdir? Matrix filmindeki çığır açan bullet time efektini tasarlayan kişi. Eski dünyanın filmlerini, o filmlerdeki görsel efektlerini tasarlayan hikaye anlatıcılarını tek tek bulup bu ayna dünyayı inşa etmek için kullanmaya başladılar bile. Zaten önce o filmlerde görmüştük bu ayna dünyanın ipuçlarını. Sonra oyunlara taşındı. Pokemon Go çılgınlığını hatırlıyor musunuz? 153 ülkeden milyonlarca insan bir anda gerçek dünyamızın içine karışmış yaratıkların peşine düşmüştü. İşte ayna dünyaya verilebilecek bir başka örnek de tam bu oyun. Böyle bir oyunu sadece oynamak değil de geliştirmek, tasarlamak ne kadar zor olurdu diye düşünüyorsunuz değil mi? Aslına bakarsanız teknoloji alanında yaşanan sistematik gelişmeler her şeyde olduğu gibi bu şeyde de işleri kolaylaştırmaya başladı. Google Maps oyun geliştiricileri için yeni bir özellik ekledi. Bu özelliği kullanarak gerçek dünyayı oyun dünyasına dönüştürebiliyorsunuz. Google Maps dediğimiz şey, bu tür sistemler zaten tüm dünyayı, o dünyadaki caddeleri, sokakları, o sokakların üzerindeki binaları, o binaların içindeki işletmeleri bile kendi veri tabanına aktarmış durumda. Yani bir anlamda dijital kopyasını yapmış durumda. İşte bu verileri, bu bilgileri oyun dünyasının geliştiricilerine, tasarımcılarına açarsanız ne olur? Onlar da kalkarlar, bunları değiştirerek kendi dünyasını yaratabilirler. Ve bunu yapmaya başladılar. Modern bir şehir merkezini alıp içinde ejderhaların uçtuğu bir fantezi dünyasına çeviriyorlar. Gerçek dünya harita üzerinde zaten metadata ile zenginleştirildiği için oyun tasarımcısı sadece kategorik tasarımlar yaparak hızla kendi sanal dünyasını yaratabiliyor. Şimdi tüm alışveriş merkezlerini çikolataya dönüştürelim. Restoranlar kurabiye olsun. Bankaların da yüksekliğini biraz değiştirip onları pasta yapalım. Bu şekilde bir tasarımcı tek başına 3 hafta gibi çok kısa bir sürede gerçek dünyamız büyüklüğünde bir fantazi dünya, sanal dünya, bir oyun dünyası tasarlayabiliyor. Potansiyeli görebiliyor musunuz? Belki de ileride Sims oyununda olduğu gibi kendi avatarlarımızla bu gerçek dünyanın kopyası olan ayna dünyalarda bir araya gelip buluşup etkinlikler yapacağız. Bir web sitesini ziyaret etmek yerine onun ayna dünyadaki karşılığına gideceğiz. Birisinin sosyal medya profiline bakmak yerine onun ayna dünyadaki dijital kopyasına bakacağız. Onunla konuşacağız, etkileşime geçeceğiz. Bu konudaki en son yenilik Microsoft'un geliştirdiği HoloLens'in ikinci sürümü oldu. Bu gözlüğü taktığınız anda etrafınızdaki dünyayı otomatik olarak algılıyor. Ellerinizden başlayarak. Sonra da çevrenizi, içinde bulunduğunuz ortamı tarayıp 3 boyutlu bir altyapı oluşturuyor. Böylece gerçek dünyayla tasarlanmış, kopyalanmış ayna dünya birleştirilmeye hazır hale getiriliyor. Videonun başında da söylemiştim. Eskiden 2 boyutlu ekranlarımızdan bambaşka bir dünyayı sadece seyrediyorduk. Bu tür yeni nesil cihazlar o başka dünyaları bizimkinin içine getiriyor. Siz önce evinize, orada çalışma odanıza, oradaki masanın üstündeki bilgisayara gidip adrese bir şeyler yazıp web sitesini ziyaret etmiyorsunuz. Web sitesi sizin dünyanızın içine geliyor. Tabii yine böyle bir web sayfası şeklinde olmak zorunda değil ama başlangıç için herhalde böyle bir geçiş yapacağız. Çalışmak için artık bir ofise ihtiyaç kalmayacak ya da bir ofisin içinde masaya, onun üstünde bilgisayara. Gözlüğü taktığınız anda geçiş
giriş yaptığınız o ayna dünyada her yer bir oyun ya da çalışma alanı. Microsoft yaklaşık 3500 dolara piyasaya sunduğu bu yeni cihazını, dikkat edin, son kullanıcılara satmıyor. Sadece iş dünyasına vereceğini söyledi. Yani bir zamanlar o iş dünyası için ofis yazılımları üreten bir şirket, şimdi ayna dünya için sanal ofisler inşa etme derdine düşmüş gibi gözüküyor. Tabii bu aynaların "ayna ayna söyle bana" şeklinde karanlık bir tarafı da olabilir. Black Mirror dizisinin bir bölümünde, ki o bölümü bu kanalda daha önce analiz etmiştim, şöyle bir sahne vardı hatırlarsanız. Bu dizideki tek fark gözlüklerin lens boyutlarına inmiş olması. İşlevi ise aynı. Gerçek dünyayla ayna dünyayı birleştirmek. İşte bunu yapabilen HoloLens'e 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu 100 bin adet sipariş verdi bile. Aynanın aydınlık tarafına bakacak olursak, geleceğin okullarında belki de öğrenciler ve öğretmenler kendi bulundukları mekanlarda bir araya gelebilecekler. Çalıştıkları, üzerinde konuştukları dersler ya da kavramlar, konular hakkında araştırmalar yapıp bunu 3 boyutlu olarak kendi odalarında, kendi sanal tahtalarının önünde avatarlar eşliğinde çalışacaklar, tartışacaklar. Ha bu arada internet de bildiğimiz anlamını kaybetmeye başlayacak, bir çeşit elektrik gibi bir altyapıya dönüşecek. Bu tür görüntüleri, sesleri, avatarları gerçek zamanlı olarak ileten bir altyapı. Tabii sosyal medya durur mu? O da form değiştirecek. Üç boyutlu avatarlarımızla ayna dünyalarda sosyalleşeceğiz. Niye özellikle bu kavramların, yani internetin ve sosyal medyanın altını çiziyorum? Sizlere potansiyeli gösterebilmek için. Biliyorsunuz internet 90'lı yıllarda hayatımıza girdi, giriş o giriş her şeyi değiştirdi. Şirketler, organizasyonlar, kurumlar, en sonunda bireyler hemen o dünyada web siteleriyle kendi varlıklarını oluşturdular. Benim dijital kariyerim de tam olarak böyle başladı. Daha internetin web sitelerinin ABC'sini yaparken Flash diye bir program çıkıverdi. Animasyonlarla, sesle, müzikle bir anda internet sitelerini farklı bir ortama, farklı bir formata dönüştürdü. Ama orada kalmadı. Şimdi artık bu tür şeyler demode oldu. İnternet dediğimiz şeyin üzerine bir sosyal medya katmanı eklendi. Bu kez de altına hücum eder gibi sosyal medya platformlarına koşturduk. Dijital medya ajansları sosyal medya ajanslarına dönüştü. Daha önce adını bile bilmediğimiz yepyeni iş alanları ortaya çıktı. Mesela sosyal medya uzmanlığı diye bir uzmanlık türü türedi. Şirketler web simyageri, etkileşim yöneticisi gibi kişileri aramaya, onları işe almaya başladılar. Bunlar iş dünyasında yaşanan değişimler. Bir de eski şöhretlerin yerini influencerlar, fenomenler aldı. Sıradan kullanıcılar olarak bizler de sosyal medyadan geri kalmadık ve orada alter egolarımızı inşa etmeye başladık. İşte şimdi sırada yeni bir dünya var. İnternet ve sosyal medya katmanlarının üzerine yenisi ekleniyor. Daha 20 yıl önce gerçek dünyada Google deseniz kimse bir şey anlamazdı. Ama gerçek dünyanın üstüne internet dünyası eklendi ve o dünyanın kralı Google oldu. Milyonlarca işletmenin, kurumun dijital kopyasını çıkardı. Daha 15 yıl önce Facebook deseniz yüzlerden oluşan bir kitap mı acaba diye düşünüp geçerdiniz. Ama internet dünyasının da üstüne sosyal medya dünyası eklendi ve o dünyayı Facebook domine etti. 2.2 milyar insanın dijital kopyasını çıkardı. İşte şimdi dostlarım, gerçek dünyanın üstündeki internetin üstündeki sosyal medyanın üstüne yeni bir dünya inşa ediliyor. Bu kez bizimkinin birebir kopyası olacak. Her şeyin ve her yerin dijital kopyasını çıkartacak. Fütürist Kevin Kelly'nin bu konuyla ilgili kaleme aldığı bir makalede dediği gibi, yakında her şeyin bir dijital ikizi olacak. Peki bu yeni dünyanın hakimi kim? Yüzüklerin efendisi değil de gözlüklerin ya da lenslerin efendisi kim olacak? Belki henüz adını bile duymadığımız yepyeni bir şirket. Şu anda gerçek dünyanın bir yerlerinde o ayna dünyayı yavaş yavaş inşa etmeye başladılar. Bütün mesele senin ne kadar hazırlıklı olduğunda. Kaçınılmaz olan o dünya geldiğinde, o aynanın karşısına geçtiğinde saçını mı düzelteceksin? Yoksa buna hazırlıklı bir şekilde onun içine girip o dünyayı inşa edenlerden mi olacaksın?